Size keten tohumdan yaptığım saç kremini göstereceğim. Saç kremi veya jölesi gibi bir şey yani. Tam olarak krem denmez de. Şöyle göstereyim. Vıcık vıcık bir şey şu an. Tam jöle gibi değil. Böyle daha yumuşak bir kıvamı var. Sümük gibi ya. Evet, bunu şimdi sürmek için ve denemek için yıkandım. Yani saçlarımı yıkadım. Şimdi sıfır atık bir şey olduğu için güzel bir alternatif olabilir yani. Yani dalgalı saç yapım var. O yüzden bakalım nasıl bir şekilde girecek saçım. Böyle. Hepsi. Şimdi keten tohumunu cezveye döktüm. Ondan sonra üzerine de su koydum. Keten tohumunun üstünü geçecek şekilde. Sonra cezvenin altını açtım. Kısık ateş, önce bir kaynattım. Ondan sonra da kısık ateşte birazcık daha hafiften böyle kaynamasını sağladım. Çok sürmedi. 2-3 dakika sürdü bu proses. Ayrıca zaten böyle yapış yapış olduğunu göreceksiniz. Yani şu an görüyor olmanız gerekiyor. Süzgeçten geçirdim. Ve süzgeçte sıkıntı yaşarsanız biraz su ekleyip üzerine tekrar karıştırıp, zaten sıcak olacağı için o karışımı tekrar kaynatmanıza gerek yok. Ondan sonra süzgeçten geçirebilirsiniz. Baktınız yine olmuyor. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi yapısı yani oldukça jöle gibi. Baktınız evet olmuyor. O zaman tülden ve işte peynir sıkma bezinden, yani badem peynir poşetleri oluyor ya sıktığınız. Onun içine koyup o şekilde sıkabilirsiniz. Bu zaten bütün jöleyi salıyor yani birden. Ondan sonra onu da küçük bir kavanoza koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben büyük bir kavanozda denedim, olmadı. O yüzden oradan bunu aktardım. Daha tatlı oldu. Bunu böyle buzdolabında saklayacağım ben. Ve zaten sıfır atık bir duş rutinim olduğu için bu bayağı iyi bir şey oldu şu an. Keten tohumlarını da yiyebildiğimiz için ki oldukça omega 3 ve omega 6 yağlarını içeren bir tohum olduğu için gayet sağlıklı ve bolca tüketmemizi öneriyorlar zaten. Neyse o konuya hiç girmeyeyim. Sıfır atık saç rutinim içerisinde ben ilk bu sıfır atık yolculuğuma başladığım zaman zeytinyağı kullanıyordum. Şu şekilde göstereyim. El yapımı zeytinyağı. Bunu kullanıyordum. Ondan sonra hani zeytinyağıyla köpürttüğünüz zaman ve yıkadığınız zaman böyle hafif bir sertlik olur ya saçınızda. Onu engellemek için ben de şöyle su, biraz da elma sirkesi ile karıştırıp bu şekilde kafama döküyordum bunu, bu karışımı. Yani %70'inden fazlası su oluyordu. Ve bu karışım saçımı yumuşatıyordu. Yakın zamanda da yeni bir marka duydum ve bu marka da sıfır atık şampuan üretiyormuş, şampuan barlar. Yani yurt dışında ben çok görüyordum bunları da burada üretene ilk defa duyuyordum. Bunu duyduğumda da merak ettim ve biraz araştırdım. Ve Mediflora'nın katı el yapımı taze, şöyle göstereyim, şampuandan aldım, şampuan barından. Bu şampuan barı da şöyle gösterebilirim. Ben bunu şu an ikiye böldüm. Yarısını kullanıyorum. Yarısı da çok hızlı tükenmesin diye saklıyorum şu an. Çünkü suya değince doğal olarak eriyor. 3 şişe şampuana eşdeğer bir yapıya sahip. Yani konsantre bir şampuan ve çok da güzel kokuyor. İçerisinde Hindistan cevizi yağı, ondan sonra E vitamini, ıtır yağı tarzında yağlar var ve gerçekten de güzel kokuyor. Onun yanı sıra şimdi saçımı şampuanla, yani bununla yıkadıktan sonra da uçlarını nemlendirmek için Hindistan cevizi yağı kullanıyordum. Biraz elime sürüyordum. Çok fazla değil, yoksa böyle iyice garip bir yapı alıyor. Biraz elime sürüp ondan sonra saçıma sürüyordum. Ama yakın zamanda bunu duydum. Yani şu keten tohumu, keten tohumunun jölesini duydum ve bunu denerken sizlere de paylaşmak istedim. Ayrıca unuttuğum bir şey var mı? Ha. Bir de saç rutinim içerisinde böyle bir tarak kullanıyorum. Ya internette satılanlar inanılmaz pahalı ama böyle aslında etrafınıza baktığınız zaman birçok yerde el yapımı böyle şeyler bulabiliyorsunuz ve gayet de ucuz oluyor. Ben oradan almıştım. Akçay'da bir tane amca yapıyordu bunu, el yapımı. Çok da tatlı bir tarak. Bunu kullanıyorum. Ve saçım da yavaş yavaş kurumaya başladı. Biraz daha kurusun. Şöyle bayağı nemlendirdi aslında ya. Hoşuma gitti bayağı. Nasıl? Biraz daha kurusun. Geleceğim.
Saçım kurudu ve oldukça yoğun, yani dolgun duruyor şu an. Tararken, tarama testini de yaptım. Tararken bu gayet güzel bir şekilde tarandı. Yani yumuşaklık kattı saçıma. Oldukça beğendim ya saçımı. Güzel oldu bence. Bence artık bunu duştan sonra kullanabilirim. Ve siz de denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın. Saçınıza bin bir türlü kimyasal etkilen şeylerden ziyade bu tarz şeyleri kullanmayı denemenizi öneriyorum. Ve bakın, yani zaten inanılmaz çok markanın hayvanlar üzerine deney yapması durumu olsun ya da doğaya mikroplastikler atması olsun, yani dünyaya bu şekilde zarar vermeleri olsun ve sizin bunları alıp onlara destek vereceğinize daha doğal, daha sürdürülebilir ve kendinize ve doğaya daha çok yararlı olan şeyleri kullanabilirsiniz. Ve mesela bu jöle, bu saç kremi jölesi neyse onun yanı sıra hem onu kullanıp hem de keten tohumundan herhangi bir yemeğime onu katıp onu da tüketebilirim yani. Win-win.